Arkadaşlar iyi akşamlar. Herkese ulaşıyordur umarım sesim ve görüntüm. Bu webinari sunma şansı verdiği için Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneğimize, yönetim kuruluna, başta Bülent Hocam olmak üzere Recai Hocama, Cavidan Hocama teşekkür ediyorum. Katıldığınız için sizlere de teşekkürlerimi sunuyorum. Bu akşamki konumuz mitokondriyal DNA hastalıkları ve sitoplazma transferinin geleceği şeklinde başlıklandırıldı ama sitoplazma transferinin içeriğinde aslında mitokondri hastalıkları ve mitokondri transferini daha çok işleyeceğiz. Mitokondri bildiğiniz gibi hücre içerisinde bir organelimiz ve daha çok enerji üretiminde fonksiyonları var. Kökeni aerobik bir bakteriye dayanıyor. Evrim içerisinde prokaryotik hücrenin içine girmiş ve onunla bir simbiyotik yaşam sürdürmeye başlamış. Mitokondri DNA'sı ile ilgili ilginç bir bilgi de bu mitokondri DNA'sının biz anneden yani kadından kalıtıldığını bildiğimiz için yapılan çalışmalarla ilk kadının 200 bin yıl önce Afrika'da yaşadığı da gösterilmiş. Bu da ekstra bir bilgi mitokondri ile ilgili. Mitokondrinin DNA'sı böyle sirküler, iki ucu kapalı, 16.569 bas çift uzunluğunda. Toplam 37 tane geni var. Bu en önemli fonksiyon dediğimiz oksidatif fosforilasyonda 13 tane genini kullanıyoruz. Aslında bu fonksiyon için nükleer genlerden de yardım alıyoruz ve bu 67 civarında geni kullanıyoruz bu iş için. Aslında evrimde geriye doğru gittiğimizde mitokondrinin orijinalinde 1000 civarında geninin olduğunu biliyoruz. Ama bunların kullanılmamasına bağlı olarak muhtemelen sadece 37 tanesi kalmış bugün için. Ne tür fonksiyonları var? Biraz önce dediğimiz gibi elektron transport zincirinde önemli fonksiyonu var. Kalsiyum dengesini sağlıyor. Hücreler içinde yağ asit oksidasyonunda önemli görevleri var. Apoptozla ilgili bir takım görevleri var ve immün sistemde de uyarıcı bir takım fonksiyonları var. Mitokondrinin full fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için yaklaşık 1500 tane de nükleustan yani hücrenin ana nükleer genlerine de ihtiyacı var. Bir diğer önemli konusu mitokondri DNA'sının çünkü nükleer DNA'mız bizim histon proteinleriyle korunuyor ve paketleniyor. Bu bir takım dış etkilere karşı korumalı hale getiriyor bizim DNA'mızı. Ancak mitokondri DNA'sında histon bulunmuyor. Artı bir diğer dezavantajı elektron transport zinciri mitokondri DNA'sına çok yakın bir yerde gerçekleşiyor. Çok fazla reaktif oksijen radikalleri üretiliyor ve bu oksijen radikalleri de DNA'da bir takım mutasyonlara neden olabiliyor. Bu mutasyonların neden olduğu yaklaşık 260 tane patolojik mutasyon saptanmış mitokondriyal DNA'da. Doğumlara baktığımızda her 5000 doğumdan bir tanesinde mitokondriyal bir hastalık görebiliyoruz. Toplumdaki taşıyıcılıktan kasıt burada mitokondriyal hasar ya da mutant mitokondriye sahip oran belli bir oranı geçmeyince bazı mutasyonlar için hastalık ortaya çıkmayabiliyor. Biz bunlara mutasyon taşıyıcıları diyoruz ve toplumda da oldukça yüksek sıklıkta var. 1 bölü 200 oranında da bu mutasyon taşıyıcılığı mevcut. Mitokondri son derece dinamik bir şeyi var, sirkülasyonu var. Hem aynı hücre içinde değişik fonksiyonlarda sayısını artırıp azaltabiliyor ve hücreden hücreye transferini sağlayabiliyor, sonraki nesillere geçiş de sağlayabiliyor. Bu geçişlerde saptanan birkaç tane yöntem var. Bunlardan bir tanesi bu hücreler arasındaki nanotübüller. Bu nanotübüller vasıtasıyla mitokondriler bir hücreden diğerine geçiş yapabiliyor. Özellikle gösterilmişti.
strese girmiş ve apoptoza doğru ilerlemekte olan hücre bir takım iyi durumdaki mitokondrilerini yandaki, yakınındaki hücrelere transfer edebiliyor bu nano tüpler vasıtasıyla. Ayrıca bir takım mikroveziküllerle de bu transferi sağladığı gösterilmiş. Bunun dışında hasarlı mitokondriler de ya yine bir sitoplazmik membranla dışarı atabiliyor ya da çıplak olarak bunları da salabiliyor. Bunlar da immün cevabın başlamasında ve sürdürülmesinde etkin olabiliyorlar. Mitokondri ile ilgili bahsetmemiz gereken bir diğer kavram da heteroplazmi kavramı. Eğer bir hücre içinde birden fazla mitokondri yapısına sahip hücreler varsa biz bunlara heteroplazmi diyoruz. Hepsi aynı şekilde, aynı genetik yapıda. Normal veya anormalse bunlara da homoplazmi diyoruz. Bir diğer önemli nokta kuşaktan kuşağa geçerken bu mitokondriler ana hücreden bölünürken farklı konsantrasyonlarda yavru hücreler üretebiliyor. Buna şişe boynu etkisi deniyor ve dolayısıyla taşıyıcı olan bir annenin farklı fenotiplerde çocukları ortaya çıkabiliyor. Bu tamamen bu rastgele oluşan mitokondri heteroplazmisinin yoğunluğuna bağlı. Eğer bu oran ilk örnekte görüldüğü gibi %80'lerde gerçekleşmişse, bunu aynı kişinin çocuğunda hastalık %20 gibi gerçekleştiyse de o zaman herhangi bir bulgusu olmayan bir taşıyıcı olarak görebiliyoruz. Bu da bize prenatal PGD uygulamalarında zorluk yaratabiliyor. Mitokondri sayısı hücreden hücreye biraz önce dediğimiz gibi değişebiliyor. Hücrenin değişik aşamalarında değişebiliyor. Bunu da bilmemizde fayda var. Kalıtım ilk slaytta söylediğimiz gibi dişi yoluyla oluyor. Spermle bir miktar fertilizasyon sırasında oosit içerisine mitokondri girdiği söyleniyor. Ancak bu giriş olsa bile bu mitokondriler hızla yok ediliyor. Bunun nedeniyle ilgili bir teori geliştirilmiş. Spermatogenez sırasında mitokondrilerin reaktif oksijen radikallerine daha yüksek oranda maruz kaldığı ve mutasyonların çok daha fazla olduğu, bu nedenle bu negatif seleksiyonun gerçekleştiği düşünülüyor. Mitokondriyal DNA'ya bağlı hastalıklar, genellikle bunlar çok fazla sistemi tuttuğu için sendromlar olarak gözükebiliyor. Daha çok enerjinin daha yoğun kullanıldığı sistemlerde, işte kalp, böbrek, endokrin sindirim, periferik sinir sistemi, santral sinir sistemi, göz ve işitme sistemlerinde hastalıklara ve bulgulara neden olabiliyor ve oldukça ağır seyrediyor bu hastalıklarımız. Mitokondrinin bir kuşaktan diğerine geçişinde bir takım özellikler var. Mutant mitokondriyal DNA'nın yapılan çalışmalarda sonraki kuşağa beklenenden daha az geçtiği gözlenmiş. Bunun içinde bir takım teoriler gerçekleştirilmiş. Bunlardan ilki bizim genel bilgilerimize uygun şekilde mitokondriyal DNA hasarına bağlı bir problem yaşayan kişiler erken dönemde hayatlarını kaybediyorlar ve reproduktif çağa ulaşamıyorlar. İkincisi, foliküloğenez ve oogenezde mitokondri sayısı minimal düzeye indiriliyor ve bu seleksiyonda daha anormal DNA içeren mitokondriler devre dışı bırakılıyor ve daha sağlıklı olanlar sonraki kuşağa aktarılıyor. Bir diğer şey, erken oogenez aşamasında Golgi cisimciğinin etrafında endoplazmik retikulum ve mitokondriler bir araya gelerek Babyan cisimcikleri dediğimiz bir cisimciği oluşturuyorlar ve bu cisimcik daha çok yavru hücrelere aktarılıyor ve bu yapıya da daha fonksiyonel olarak mükemmele yakın olan mitokondriler seçiliyor ve böylece daha sağlıklı olanları sonraki kuşaklara aktarabiliyoruz.
Mitokondriyal hastalıklarda ne yapabiliriz? Prenatal ve preimplantasyon genetik tanı için mitokondriyal hastalıklar dediğimizde iki başlık altında bakmak gerekiyor. Bir tanesi nükleer DNA'daki, biraz önce söylemiştim, 1500 civarında gene ihtiyacımız var. Bu 1500 genden bir tanesinde problem olduğunda bu bizim normal Mendel kurallarına uygun olarak kalıtılıyor. Hem prenatal tanısını hem preimplantasyon genetik tanısını ona uygun olarak yapmamız mümkün. Mitokondriyal DNA'nın kendisinde bir problem varsa o zaman işler birazcık daha karmaşık. Biraz önce söylediğim mekanizmalar nedeniyle. Bu yapacağımız hastalıktaki mutant yükün az veya çok olmasına ya da ara düzeyde olup olmamasına, bu mitokondrinin farklı dokulardaki dağılımına, aynı dokuda zaman içinde gelişen, farklılaşan, artan veya azalan mutasyon yüküne göre değişebiliyor. Ve mutant dozun da demin söylediğim %80, %20, %50 gibi oranlarla hastalığın ne zaman ortaya çıktığıyla ilişkisine bağlı. Bu neurogenic weakness, ataksiya retinitis pigmentosa dediğimiz NARP sendromundaki 8993. nükleotitteki timinden guanine geçiş veya timinden sitozine geçiş mutasyonunda bu prenatal tanıyı CVS uygulamanın mümkün olduğu, bunun bu kriterlere uygun olduğu, az çok davranabildiği bilindiği için uygulamak mümkün. Bunu preimplantasyon genetik tanı yaparken acaba oositleri, blastomerleri ya da polar bodyleri kullanabilir miyiz diye bu üç sendrom için araştırılmış. Biraz sonra yine bahsedeceğiz. Polar body'nin bu çalışma sonrasında bu mutasyonlar için uygun bir kaynak olmadığı sonucuna varılmış. Nedeni polar body'nin oldukça az miktarda mitokondri içermesine bağlı. Onun dışında PGT'nin güvenilirliği için bir takım varsayımlara ihtiyacımız var. Bu mutasyon yükü ve hastalığın klinik ağırlığı arasında güvenilir bir korelasyona ihtiyacımız var bu tür bir işlemi yapmak için. Bize PGD ile verdiğiniz, biyopsi ile verdiğiniz blastomerle geride kalanların aynı oranda mitokondriyal DNA'yı, mutant mitokondriyal DNA'yı taşıdığını kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü aldığımız blastomerdeki mitokondrilerin oranı hesaplanacak. Ve yine prenatal ve postnatal dönemde bu mutant yükün artmayacağına kesin olarak inanmamız gerekiyor. NARP ve Lake sendromlarındaki mutasyonlar bu kriterlere uyuyor. Ve bunlarda PGD yapılabilir deniyor ama MELAS sendromu 3243. nükleotitteki değişiklik bununla çok uyumlu olarak gitmiyor. Dolayısıyla bu preimplantasyon genetik çalışmalarında her bir vaka, her bir mutasyonun tek tek değerlendirilmesi gerekiyor. Ve yapılan çalışmalarda her zaman söyleniyor ki aileye iyi bir genetik danışma verilmeli. Ve bu kesin bir garanti sunamayacağı ifade edilmeli bu genetik danışmada deniliyor. Peki mitokondrileri, sağlıklı mitokondrileri bu doğal transfer değil de suni olarak biz bunları transfer ederek acaba bir takım tedavilerde kullanabilir miyiz? Bunun için pek çok insan hücreleri ve hayvanlarda çalışmalar yapılmış. Bunlar için farklı transfer yöntemleri denenmiş. Bunlardan bir tanesi koinkübasyon yöntemi. Siz hücreyle izole ettiğiniz sağlıklı mitokondrileri aynı ortamda bırakıp bu inkübasyonla kendi kendilerine hücre içine girmesini sağlayabiliyorsunuz. Ya da bu mitokondrileri bizim mikroenjeksiyon gibi, ICSI gibi hücre içerisine enjekte edebiliyorsunuz. Ya da fototermal nanoblade dediğimiz teknolojilerle bunları hücre içine sokmak mümkün. Veya bu izole ettiğiniz mitokondrileri örneğin hasarlanmış bir kalp kasının içine direkt enjeksiyonla verebiliyorsunuz. Bu türdeki uygulamalarla miyokarttaki iyileşmenin hızlandırıldığı gösterilmiş. Aynı zamanda akciğerdeki
hasarlarda da bu iyileşmenin hızlandırıldığını söylüyorlar. Bir diğer yöntem PEP1 dediğimiz bir protein var. Bu protein hücre membranını hızla geçebilen bir protein. Siz buna eğer mitokondriyi bununla kaplayıp aynı ortama bırakırsanız bu da sizin mitokondrinizi hücre içine taşıyabiliyor. Yine yüksek hızlı santrifüj ve ısıyla da bu mitokondrileri hücre içine sokmayı başarmışlar. Yine magneto-mitotransfer denen ve bir takım yine proteinlerin yardımıyla da bunları hücre içine sokmak mümkün olmuş. Bunların içinde en basit olanı belki ama etkisi biraz daha az. Sadece organizmaya siz kan damarının içinde bunu infüzyonla verebiliyorsunuz. Bu gidip yaralı dokuyu iyileştirebilir veya orada konsantrasyonu artırabilirsiniz denilir. Şimdi mitokondri transferi ile ilgili bir takım etik tartışmalar da yaşanıyor. Bu tartışmalar daha çok bu yaptığımız işlemin medikal sınıflaması ile ilgili. Yapılan işlemin yumurta sperm gibi bir donasyon mu yoksa işte kan transfüzyonu ya da doku ve organ transferi gibi bir işlem mi olduğu noktasında. Ancak genel kanı en azından bilim dünyasında mitokondri donörlerinin genetik katkısının son derece sınırlı ve enerji metabolizmasıyla ilgili olduğu yönünde bunun daha çok organ doku transplantasyonuna yakın olduğu düşünülmelidir deniyor. Biz biliyoruz ki kemik iliği transplantasyonlarında kişinin tüm hematolojik sistemini, hematopoietik sistemini değiştirebiliyoruz. Ve böyle yaşadığımız vakalar var. Kromozom analizine gelip verdiği örnekte XX karyotipi elde ettiğimiz erkekler var. Defalarca deneyip ondan sonra hastaya sorduğumuzda ben evet lösemi tedavisi gördüm. Ve buna bağlı olarak kemik iliği nakli yapıldı bana denen uygulamalarla da zaman zaman karşılaşıyoruz. Dolayısıyla çok da yumurta ve sperm donasyonuna benzer bir uygulama olmadığı düşüncesindeyim en azından kişisel olarak. Hangi durumlarda bu mitokondri transferi faydalı olabilir diye bakmışlar. Birincisi tabi bu mitokondri DNA'sının hastalıklarını önlemek için böyle bir şey yapabiliriz. İkincisi bizim alanımız ilgili oosit yaşlanması. Oosit yaşlanmasında ne oluyordu? İlerleyen yaşla birlikte yüksek miktarda hücre içinde reaktif oksijen radikalleri artıyor ve bunlar daha önce söylediğimiz gibi histonların olmamasına bağlı mutasyonlar artırıyor, enerji eksikliği oluyor. Yapması gereken mayotik bir bölünme var, yüksek enerji gerektiriyor. Buradaki bu enerji eksikliği de aneuploidilere neden olabiliyor. Sadece bu kadar mı? Hayır, yüksek enerji oosit maturasyonunda da bize gerekli. Ayrıca oositin fertilizasyonu ve gelişmesinde de yüksek enerjiye ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu tür oosit yaşlanması vakalarında da faydalı olabileceği söyleniyor. Bir diğer hasta grubu diyabetik anneler. Diyabetik annelerde de yine şeker metabolizmasının bozukluğuna bağlı olarak yüksek miktarda reaktif oksijen radikallerinin üretildiği ve bunların da erken yaşa rağmen erken oosit yaşlanmasına neden olduğu gösterilmiş. Bu tür anne adaylarında da bu uygulamaların faydalı olabileceği söyleniyor. O plazmik transferde teknik olarak mitokondri transferi ve nükleus transferi ile mitokondriyal DNA mutasyonuna bağlı hastalıkları bir miktar engelleyebiliriz deniyor. Burada tabii daha önce konuştuğumuz gibi basında da özellikle yurt dışı basında 3 ebeveynli bireyler nasıl olacak, bunlar ne şekilde, hangi şartlarda, kimlere uygulanacak bununla ilgili tartışmaların olduğunu söylüyorlar. Mitokondri transferlerini nasıl yapabiliriz? Hangi yöntemleri kullanabiliriz? Bunlar bizim hemen tümü yardımla üreme teknikleri uygulamaları ile ilgili. Polar body'lerin bir ve ikinci polar body'leri transfer edebiliriz. Spindle'ları transfer edebiliriz. Pronukleus transferi ile bu engeli aşabiliriz. Veya daha önce söylediğimiz gibi o plazma yani sitoplazmik transferle bunu başarabiliriz.
elastomerlerle yapılmış çalışmalar da mevcut. Bunların içinde benim ulaşabildiğim makalelerde en başarılı olan sanki polar body 1 transferi. Çünkü polar body 1'in içinde minimal miktarda mitokondri olduğu gösterilmiş. Ve bunların yavru farelerinde yapılan çalışmalarda ve sonraki kuşakta minimal düzeyde %1'in altında mutant mitokondri saptanmış ve bunun uygun bir yöntem olduğu gösterilmiş. Bununla birlikte kontrol olarak spindle transferleri de yapılmış ama gördüğünüz gibi şu kırmızılar hastalıklı mitokondriler. Benzer şekilde polar body 2'de de başarı var ancak polar body 1 kadar bu çalışmanın sonuçlarına göre etkili olmamış. Birazcık daha fazla miktarda mutant mitokondri taşınımı gerçekleşmiş bunlarda da. Onun dışında pronik dozları da transfer edebiliriz ama pronik dozların transferinde burada hücre içine gireceğimiz için hücre içine girip pronik dozu alma sırasında bir miktar mutant mitokondriyal kontaminasyonun olabileceği tartışılıyor. Ayrıca spindle'larda kullanılabiliyor. Spindle'lardaki sıkıntı spindle organize olduğu zaman yine burada yüksek enerjiye ihtiyaç olduğu için spindle etrafında çok fazla miktarda mitokondri yoğunlaşması olabiliyor. Biz her ne kadar manipülasyon sırasında spindle'ı kendi başına almaya çalışsak da bir miktar mutant mitokondrinin de spindle'la beraber taşınabileceği söyleniyor. O plazma transferi, o plazma transferi sadece bir miktar iyileştirme yapabilir. Sadece mutant mitokondri konsantrasyonunu azaltma yönünde bir etkisi olabilir. Tamamen iyileştirmesi mümkün değil. Heteroplazmik hale getirebiliriz o sitimizi. Plastomerler, plastomerler de yine benzer şekilde plastomer transferiyle bu sağlıklı mitokondrileri de taşımak mümkün. Ama bunların hepsi dediğimiz gibi heteroplazmideki sağlıklı mitokondri konsantrasyonunu artırmaya yönelik işlemler olacak. Bunların ilki 1996 yılında bilebildiğim kadarıyla insanda ilk kez Jack Cohen tarafından gerçekleştirildi. Bu çalışmanın yapıldığı dönemde katılımcılarda gördüm. Tansu Hoca ve ben de St. Barnabas Hastanesi Jersey'de ve bu çalışmalar o zaman yapılıyordu. Evet, bir kesinti oldu sanıyorum. Bu çalışmalar yönetim tarafından izinle yapılması gerektiği yönünde bir denetim geldi. Bu arada merkez bu izin için başvurdu. Bu başvuru alınmak üzereyken de bu defa da alınan grant geri çekildi ve çalışma bu 33 hastayla sınırlı kaldı. Bunun daha sonra sonuçlarını bu yayınladılar 2014 yılında. Burada uygulanan hastaların ortalama yaşları, daha önceki siklus sayıları, buradaki şeyleri tekrarlayan başarısızlık, kötü embriyo gelişimi vakaları seçiliyordu. Onun dışında doğmuş çocuklar, 17 tane çocuk doğdu bunlardan.
Bunlarla ilgili verileri daha sonra 2014 yılında bu hastalarla tekrar iletişim kurmaya çalıştılar. Ancak sınırlı sayıda hasta bunlara cevap verdi. Bunların tüm doğum ağırlıkları, boyları, gebelik haftaları, geçirdikleri enfeksiyonlar, sağlık durumlarıyla ilgili bilgiler elde edildi. Yaşları o gün için 13 ile 18 arasındaydı. Şimdi herhalde 17 ve 22 yaş grubunda bu doğan çocuklar. Boyları ve kilolarına bakıldı. Vücut kitle endeksleri çıkarıldı. Buradaki endişe, acaba genomik imprinting ile ilgili bir sıkıntı yaşıyor mu bu çocuklar? Bunları test etmek için bunlar yapıldı. Onun dışında zeka ve eğitim performansları da önemliydi. Bununla ilgili acaba herhangi bir sıkıntı var mı diye bu çocukların yıllık not ortalamaları çıkarıldı. Amerikan sistemindeki not ortalamaları harflere çevrildi. A+ en iyisi, A ve B, B+ oldukça iyi performans gösterdikleri gözlendi bu çalışmanın sonunda. Her ne kadar diyorlar, bu yaptığımız araştırma subjektif verilere ve hastalardan alınan bilgilere dayansa da ve tümüne ulaşamasak da bugüne kadar bu çocukların takiplerinde herhangi bu o plazma transferi, sitoplazma transferi ile ilgili bir problem olmadığı yönünde bilgileri var, bildirimleri var. Bu son slaytımdı acaba? Evet, bu son slaytımızdı. Katkısı olan varsa, sorusu olan varsa arkadaşlarımızdan, bugün için sanıyorum en uygun şeyin, eğer uygun düzenlemeler yapılırsa, birinci polar body transferinin en uygun yöntem olacağı, hem mitokondriyal hastalıkların eliminasyonunda uygun olacağı gözleniyor yapılan çalışmalarda. Hepinize teşekkür ediyorum. Soru ve katkılar varsa yazarsanız oradan alabilirim. Görmüyorum burada herhangi, evet, Tansu Hoca'nın bir şeyi var, katkısı var yazıyor diye görünüyor. Evet, sorusu şu şekilde, heteroplazmi işimize yaramadığına göre en iyisi galiba nükleus transferi değil mi? Evet, yani pronükleus transferini de yapabiliriz. Pronükleus transferi de başarılı ama dediğim gibi sanki birinci polar cismi alıp sağlıklı bir yumurtanın içine transfer etmek en başarılı yöntem olarak görünüyor. Tabi bir de seçtiğimiz hastalar çok hassas, çok düşük heteroplazmi düzeylerinde hastalık gösteriyorsa, o zaman bundan da pronükleus ve spindle transferlerinden de uzak kalmak lazım. Spindle'da da bildiğiniz üzere kromozomlar açıkta duruyor ve yaptığımız mikro manipülasyon sırasında o kromozom spindle'ını bozup anaploidilere ve buna bağlı arrestlere, embriyonik arrestlere neden olabiliriz diye düşünüyorum. Evet, Tansu Hoca'nın yine katkısı var. Amerika dönüşü Sağlık Bakanlığı'na izin için başvurmuştum ve sonuç tabii ki olumsuzdu dendi. Belki biraz daha irdelenmesi gerekiyor tabii. Verdiğim örnek için hani kişinin tüm hematopoietik sistemindeki genetik yapıyı değiştirirken burada sadece bir mitokondri nakli yapabiliyoruz. Dolayısıyla bu açıdan bakılabilir mi zaman içinde bilmiyorum. Kesinlikle o donasyonu yasakken en azından buna izin verilmeli. Avrupa ve Amerika'da yasal düzenlemeler yapılmış mı? Bildiğim kadarıyla İngiltere'de otorite bununla ilgili bir düzenlemeye gitmiş ve bu bu uygulamayı belli hastalar için ve belli tanılar için serbest bırakmış durumda.
Bununla ilgili İngiltere'nin bir düzenlemesi var. Bu 96'daki sıkıntı zamanında da Amerika'da da düzenleme yapıldı diye biliyorum ama şu anki durumum nedir bilemeyeceğim. Evet, özellikle ileri yaşlarda o stonasyona iyi bir alternatif olarak. Evet, sanıyorum katkı ve sorularımız da bu kadar. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet, doğru söylüyorsunuz Selin Hanım. Yasal düzenleme için evet oldukça zamana ihtiyacımız var. Belki yurt dışı uygulamaları ve pozitif sonuçlar alındığında bununla ilgili daha kolay yol alabileceğiz diye düşünüyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Tansu Hocam bir yerlerde devam eden çalışma var mı diye sormuş. Yani araştırma bazında çok fazla literatür verisi var. Ben biraz daha zaman kısıtlılığı ve hayvan deneyleri çok fazla. Onun için onlarla ilgili çok fazla veri taşımak istemedim ama hayvan deneyleri oldukça fazla miktarda yayınlanmış durumda. Ama insanla ilgili sınırlı uygulamalar aşamasındayız diyebilirim. Ben de teşekkür ediyorum. Tekrar iyi akşamlar diliyorum.